Bismillahirrahmanirrahim. Devam ediyoruz. Yasin'e devam abi. Ve yekulûne metâ hâdel va'd in kuntum sâdikîn. Ahirete inanmayanlar, müşrikler, kafirler. Bu vaat ettiğiniz kıyametin zamanı ne zamandır diye sorarlar, söylerler. İn kuntum sâdikîn. Şayet ölümden sonra bir diriliş olacaksa, kıyamet kopacaksa, cennet olacaksa, cehennem olacaksa bu ne zamandır derler onlar. Burada vaat kelimesi esasında Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde müjdenin vakti manasında kullanılır. Cezanın ya da cehennemin vaktiyle ilgili vaid kelimesi kullanılır. Müfessirlerimiz bu ayette derler ki kıyamet esasında bir müjde olmadığı halde niçin vaat kelimesini kullandı Cenab-ı Allah? Esasında rahmettir. Yani ileride sizi bekleyen bir tehlike varsa ve biri sizi o tehlikeye karşı uyarıyorsa bu uyarı, bu inzar esasında rahmettir. Çünkü siz de tedbirinizi alıyorsunuz. Hesabınızı, kitabınızı ona göre yapıyorsunuz. Önceden haberimiz olsaydı böyle olmazdı demezsiniz. Önceden haberimiz oldu. O habere inanan tedbirini almıştır. Dolayısıyla tedbirini aldığı için olası bir cezadan kurtulmuş, muhtemel bir müjdeyi de kazanmış olur. مَا يَنْزُرُونَ اِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُدُهُمْ وَهُمْ يَخِسِّمُونَ Bu kıyameti inkar eden insanlar, ölümden sonraki bir hayatı, hesabı, kitabı inkar edenler, tek bir çığlık beklerler. Bir çığlık olsun, bir ses olsun, her şeyi bitirsin. Öyle bir çığlık ki onları böyle kıskıvrak yakalar. وَهُمْ يَخِسِّمُونَ Kendi aralarında bir tartışma içindeyken, işte dünya hayatında herkes hayatını yaşıyor. Sokakta, çarşıda, evde, işte kimisi ticaretten, kimisi siyasetten, kimisi başka meselelerden, mirastan tartışıp dururlarken ansızın kendilerinin yakalayıverecek bir çığlıktan başkasını beklemiyorlar. فَلَا يَسْتَطِيَعُونَ تَوْسِيَةً وَلَا اِلَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ İşte herkes günlük hayatın içinde normal bir hayat sürerken kendilerini ansızın yakalayıverdiği zaman bu kıyamet onlar kendi çoluk çocuğuna bir vasiyet yapacak imkanı dahi bulamayacaklar, evlerine dahi dönemeyecekler. Bunu Kur'an-ı Kerim kıyamet için anlatıyor ama esasında hani Peygamberimiz diyor ya, kim öldüyse onun kıyameti de kopmuş demektir. Men mâte fekat kâmet kıyameti o. Ölenin kıyameti zaten kopmuş demektir. Yani nice insanlar var ki sabah evinden çıkıyor, akşam evine dönemiyor. İşte bir kalp krizi yakalayıveriyor. En yanındaki, yakınındaki adama bir cümle dahi olsa bir vasiyette bulunamıyor. Dolayısıyla böyle bir gerçekliğimiz vardır. O yüzden her an hazırlıklı olmak sünnettir. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاتِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Tabi Kur'an-ı Kerim'de bu sur dediğimiz, işte Peygamberimizin bir büyük boynuza benzettiği, üflenilecek o aygıtın, o aracın büyük, dört büyük peygamberden, peygamberler, meleklerden Mikail Aleyhisselam'a, İsrafil Aleyhisselam'a tevdi edildiğini biliyoruz. Birinci sur, ikinci sur ve üçüncü sur olmak üzere üç surun çalınacağı bu hadis-i şeriflerde anlatılır ama Kur'an-ı Kerim'de bunun işaretleri de vardır. Birinci surda kıyamet kopacak. Herkes ölecek. Allah'ın diledikleri hariç diyor Kur'an-ı Kerim. İkinci surda Allah'ın dışındaki her şey ölecek. Üçüncü ve son surda da ölen her canlı dirilecek. Burada bahsi geçen sur diriliş surudur. Sura üfürülür. Birden feyda hum minel ecdat ila rabbihim yansilun. Birden bakarsın ki çok ansızın kısa süre içerisinde görürsün ki insanlar kabirlerinden kalkmış Rablerine doğru süratlice koşuşuyorlar, koşuşturuyorlar. Oraya doğru sıvışıyorlar. Kalu ya veylena men ba'atena min marqadina. Dirildikten sonra diyecekler ki eyvah, bizi merkadımızdan, uyuduğumuz yerden kim diriltti? Kim diriltti? Biz uyuyorduk. Çünkü
Uyku bir ölümdür, ölüm de bir uykudur esasında. Bu uyuduğumuz yerden bizi kim diriltti? Kendilerine şöyle denilecek. Hâdâ mâ va'adarrahman ve tadakal mursulûn. İşte bu olay, bu diriliş, Rahman'ın vaat ettiği, Allah'ın vaat ettiği, peygamberlerin de doğru söyledikleri, doğruladıkları gerçektir. Apaçık gerçeklik bu işte. 124 bin peygamber bugünü söylediler. 124 bin peygamber, 224 bin nebi, Allah tarafından haber getirenler, insanları bugüne karşı uyarıp durdular. Adem'den son peygambere kadar ve son peygamberden sonra da o peygamberin getirdiği kitap ve bıraktığı sünnet bugünü söyleyip durdu. İşte o vaat edilen, Rahman'ın vaat ettiği gerçeklik budur. Demek ki peygamberler doğru söylemişlerdir. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feidâhum cemî'un ledeynâ muhtarûn. Tek bir çığlıktır bu. Tek bir çığlıktan, bir sesten başka bir şey değildir. Bir patlamadan başka bir şey değildir. Bir de bakarsın ki tüm insanlar Rablerinin huzurunda, Allah'ın katında, Allah'ın huzurunda hazır hale gelmişlerdir. Feidâhum cemî'un ledeynâ muhtarûn. Bir bakarsınız ki herkes bizim önümüzde, huzurumuzda hazır hale gelmişlerdir. İşte فَالْيَوْمَ لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. İşte o gün, işte o gün hiçbir canlıya, hiçbir nefse, hiçbir şekilde zerre kadar haksızlık edilmeyecek. Onların cezası ve ödülü اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ey insanlar, siz ne amel ettiyseniz odur. Hiçbir canlı, hiçbir nefis zerre kadar zulme uğratılmayacak, haksızlığa uğratılmayacak. Yani yapmadığı bir işin, bir suçun cezasını göremeyecek. وَلَا تُجْزَاوْنَ Zulmedilmeyeceği gibi cezalandırılmayacak da. Bu ceza, biz Türkçe'de genellikle suçluların, günahların aldığı karşılık olarak kullanırız. Kur'an-ı Kerim'de mükafat manasında da kullanılır. İki anlamı da var. Yani kötülük yaptıysanız göreceğiniz karşılık da cezadır. İyilik yaptığınızda alacağınız karşılık da Kur'an-ı Kerim'de ceza olarak tabir edilir. Bizim Türkçe'de bir %50'lik bir anlam daralması olmuş. Burada da öyle diyor. Mükafatınız da cezanız da illa ma kuntum ta'malun, yapıp ettiklerinizden başkası olmayacaktır. Yapıp ettikleriniz iyiyse cezanız cennettir. Yapıp ettikleriniz kötülükse, günahsa, suç ise cezanız cehennemdir. El-Fatiha.